Milliyetçi Cumhuriyet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özçelik, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek hakkında suç duyurusunda bulunurken, Elazığ Akıncılar Derneği Başkanı Tevfik Sadak kınama mesajı yayımladı. Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in 30 Ağustos kapsamında gerçekleştirdiği Türkiye nereye gidiyor söyleşisinde, Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed ile ilgili ifadeleri tepki toplamıştı. Milliyetçi Cumhuriyet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özçelik de Perinçe'ye suç duyurusunda bulunarak tepki gösterdi. Doğu yönüne şaşırdı. Siyasete girdiği günden beridir partisi seçimlerde yüzde sıfırlarda dolaşan, kendisini ve kimlerin yanında ve desteğini bütün kamuoyunca bilinen ve gündeme gelmek için her şeyi yapan Perinçek. Bizler 18 Alemin Efendisi'nin adını ağzımıza alırken, selavat getirirken kalbi titreyen bir milletin mensubuyuz. Tek cümlesine İstanbul'u fetheden bir ecdadın torunlarıyız. Sen yönünü şaşırmış, şuurunu kaybetmiş Doğu. Hangi uvan, hangi imparator, hangi firavun onunla kıyaslandı ki sen kendini alemlerin efendisiyle kıyaslıyorsun. Demiş de Peygamber Efendimiz bir senede 40 kişi topladı, biz 40 bin kişi ve ondan ilerideyiz. Aynı peygamberin arkasından şimdi 3 milyar insan gidiyor, şimdi de kıyasla kendini. Ve oradaki şakşakıcılar arasında bir kişi bile adam yokmuş ki o cümleler dökülürken sizler alkışladınız. Bütün İslam aleminin yapılması bu hakaretten dolayı suç duyurusunda bulunduk ve savcılar harekete geçsin. Teşekkürler. Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçey'in açıklamalarına bir tepki de Elazığ Akıncılar Derneği Başkanı Tevfik Sadak'tan geldi. Başkan Sadak, Perinçey'in kendisini Peygamber Efendimizle mukayese etmesi akıl ve izandan uzak deli saçması beyanlardır. Kendilerinin başarısızlıklarını gölgelemeye yönelik bu açıklamalarından dolayı Perinçey'i kınıyor ve özür dilemeye davet ediyoruz dedi.